Herkese günaydın. Ben Bilgen Sakal, Deniz Kahraman'la birlikte günlük piyasa değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz günaydın. Günaydın. Başlayalım istersen. Dün altında sert hareketler yaşandı. Hareketli bir piyasa var. Neler bizi bekliyor? Dün yaşanan en önemli ekonomik gelişme aslında Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programını azaltmayı tartıştığı yönünde Bloomberg'un haberleriydi. Avrupa Merkez Bankası hali hazırda aylık bazda 80 milyar euro tutarında bir varlık alım programı yürütüyor. Mart 2017'ye kadar sürecek bu varlık alım programı mevcut takvim dahilinde. Ancak Mart 2017 sonrası dönem için varlık alım programının aylık bazda 10 milyar euro tutarında azaltılarak tamamlanacağı yönünde haberler söz konusu. Bu haberler Euro-Dolar paritesinde dün çok sert yükselişlere neden oldu. Yaklaşık 100 piplik bir hareket oldu. Avrupa Merkez Bankası'nın basın danışmanlığı tarafından da yapılan açıklamaya göre konuya ilişkin şu anda bir çalışma olmadığı söylendi. Ancak piyasaların da tansiyonun çok da düştüğünü söylemek gerçekçi olmaz. Diğer yandan dün IMF küresel ekonomik görünüm raporunu yayınladı. Bu yıllık bazda birkaç kez yayınlanan bir rapor. Önceki dönemde 3.50 oranında olan 2017 yılı küresel ekonomik büyüme tahmini 3.4'e çekildi. Revizyon kararında İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı alması ve ABD ekonomisinin öngörülenden zayıf bir performans göstermesi revizyonda etkili oldu. Bu durumda İngiltere'nin Mart 2017'den sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere resmi başvuruyu yapması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamaları bu yönde. Ayrıca zaten İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere takvimi netleştirmesi İngiltere'de iş çevrelerini biraz rahatlatacaktır. Yatırımlarını erteliyorlar malum bu belirsizlik dolayısıyla, takvimin belirsiz olması dolayısıyla. Bu onlar açısından iyi bir haber. Diğer yandan dün başka ne oldu? TL değer kazandı. Reel efektif kur endeksi bazlı olarak. TL reel efektif kur bazlı olarak Eylül'de değer kazandı. Bunu söyleyebiliriz. Ancak tabi dün TL üstünde bir zayıflık söz konusu. Bu da Türkiye'de enflasyon geri çekiliyor. Enflasyonun geri çekilmesi Merkez Bankası'nı ilerleyen dönemde mevcut daha gevşek olan para politikası duruşunu korumasına alan sağlayabilir. Bu durumda da TL'nin değer kaybetmesine izin verilebilir. Yani TL'nin değer kaybetmesi makul karşılanabilir. Fiyatlar genel düzey açısından şu anda enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskılar, yukarı yönlü baskılardan daha fazla. Zaten oldukça zayıf bir Eylül ayı enflasyon rakamı gördük. 12 yılın en düşük 2. Eylül ayı enflasyon rakamıydı aylık bazda. Fiyatlar genel düzey üzerindeki yukarı yönlü risklerin daha düşük olması TL'nin de şu anda değer kaybetmesine alan sağlıyor. Yani bu bileşenlerden biri. Diğer yandan Fed'in faiz artırım sürecinin yaklaştığı yönünde beklentiler TL ve benzeri paraların zayıf kalmasını sağlıyor. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın da daha fazla parasal teşvik açıklamayacağı, hatta varlık alım programını azaltacağı yönünde tartışmaların yapılması TL ve benzeri paraların olumsuz etkilenmesine neden oldu. TL'de kayıpların genişlemesine neden oldu. Basit olarak. Bugün bizi hangi ekonomik gelişmeler bekliyor? Buna dair bir giriş yapalım. ABD'de Eylül ayına ait ADP istihdam verisi açıklanacak bugün. 177 bin olan rakamın, önceki ay 177 bin olan rakamın 165 bin kişi olarak artması bekleniyor. Diğer yandan saat 17'de açıklanacak ABD ISM imalat dışı PMI önemli. 51.4 olan rakamın 53.0'a yükselmesi bekleniyor. ISM imalat dışı PMI verisi oldukça önemli. Sebebi de ABD ekonomisinin önemli bir kısmının hizmet sektöründen ileri gelmesi ve harcamaların, tüketici harcamalarının da hizmetler sektörüne ilişkin beklentilerin yansıması olduğunu söyleyebiliriz. Yani
hizmetler sektörüne ilişkin beklentiler daha iyimserse tüketime ilişkin beklentiler de daha yüksektir. Böylelikle ABD büyümesine ilişkin beklentiler de daha yüksektir diyebiliriz. ABD ekonomisinin 2016 yılı ikinci çeyreğinde yeniden ivme kazanmasını bekliyor. ABD'de ekonomistler ve işte Fed üyeleri bu durumda işte Fed'in faiz artırım süreci önündeki engellerden biri de ortadan kalkmış olur. Bunu söyleyebiliriz. Açıkça zaten piyasada bugün nasıl bir hareket var? Yatay bir durum söz konusu. Euro'da hafif bir değer kazancı var. 1.12.20 seviyesindeyiz. Dün gördüğümüz en yüksek seviye 1.12.50'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa Merkez Bankası'nın işte tahvilatı programından çıkacağı yönünde haberlerle birlikte Euro'daki seyir bugün belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Normalde Euro'nun yükselmesi küresel piyasalar adına iyi bir haber olabilir ancak Euro'nun şu dönemde bu haberle birlikte yükselmesi küresel risk iştahının arttığı yönünde değil, riskten kaçma isteğinin arttığı yönünde değerlendirilebilir. Takip ediyor olacağız. Onun dışında başka borsalar fena değil. Asya tarafında hafif bir zayıflık söz konusu. Endonezya borsası hafif düşüşte güne başladı. Takip ediyor olacağız gelişmeleri. Şu anda durumlar bunlar. Teknik seviyeler. Dilersen teknik seviyeleri alabilir sana. Altın tarafında dün gün içerisinde sert düşüşler yaşandığını gözlemledik. 1265 seviyeleri altında bugün için destek oluşturuyor. Direnç olarak da 1290 seviyeleri takip edilebilir. Şu an için en azından sabah saatlerinden itibaren yatağa yakın bir hareket geldiğini gördük. 1265 seviyelerin üzerinde tutunup tutunmayacağını gün içerisinde takip ediyor olacağız. Tabii ki de doların da seyrini izliyor olacağız. Euro-dolar tarafına baktığımızda Euro-dolarda akşam saatlerinde sert yükselişler geldiğini gördük. 1.11.55 seviyeleri önemli destek oluşturuyor. Direnç olarak da 1.12.20 seviyelerini takip edebiliriz. Burada da tekrardan kanala dönme çabalarının olduğunu görüyoruz. Dolar-TL tarafında da sert yükselişler geldi. Yine dün 3.3 üzerinde tutunan bir dolar-TL vardı. Bugün destek olarak 3.0355 seviyeleri, direnç olarak da 3.06 seviyelerini takip ediyor olacağız. Burada da yine sabah saatleri itibariyle yatağa yakın bir hareket var ama 3.06 seviyelere önemli direnç oluşturmayı sürdürüyor. Petrol tarafında sert yükselişler geldiğini gördük. Destek olarak 51 seviyelerini takip edeceğiz gün içerisinde. Direnç olarak da 51.70 seviyeleri önemli. Yine burada da geçtiğimiz haftalarda yaşanan sıkışmanın ardından sert yükselişlerini oluşturduğunu gördük. Pound dolar tarafında yine 5'inden bu yana, geçtiğimiz ayın 5'inden bu yana yaklaşık bir aylık bir sürede kısa vadede düşüş kanalının içerisinde hareket ettiğini gördük. Paritenin burada da destek olarak 1.27 seviyeleri takip edilebilir. Direnç olarak da 1.28 seviyelerini izleyebiliriz. Burada da yine kanal alt bandına doğru çekilmelerin olduğunu gördük. Şu anda yatağa yakın hareketlerin izlendiği görülüyor. Dolar Japonya'nın da yine dün doların da değer kazanmasıyla birlikte yükselişler geldi. Destek olarak 102.20 seviyeleri, direnç olarak da 102.90 seviyeleri izlenebilir. Burada da yine orta vadede Mayıs ayından bu yana takip edilen düşüş kanalının üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz paritenin. Endeks tarafında da yine sert yükselişler geldi. Geçtiğimiz hafta 10.182 seviyeleri test edilmişti. Dün hareketler sınırlı kalsa da bugün 10.356 seviyeleri önemli destek oluşturuyor. Direnç olarak da 10.660 seviyelerini takip edebiliriz. Burada da yine önemli destek olarak bizim için 10.200'lü seviyeler önemli destek. Direnç olarak da 10.500 seviyelerin üzerinde yükselişler açısından kalmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Benim ifade edeceklerim de bu kadar.
Yine kapatmadan önce ekleyelim. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığını, tavsiyelerin mali durumunuz, risk ve getir tercihlerinize uygun olmayabileceğini de ekleyelim. Deniz, benim ifade edeceklerim bu kadar. O zaman başka eklemek istediğim bir şey yok maalesef. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.